Katliamdan kim sorumlu? PKK terör örgütü. Ya bitti, ben onu söylüyorum. Ama bunu söyledi Sayın Ama Genel bak, Başkanımız. PKK terör örgütü defalarca dediniz. Söyledi ya. Bak siz PKK terör örgütü de dediniz. Evet. Ya şimdi yeni ağza pelesenk olmuş CHP PKK terör örgütü demiyor. Bunu 1 milyon kere yapmayın Allah aşkına. Bak ben yapmıyorum. Bakın sizin sizin parti bak şunu, ya sizin parti sözcünüz çıktı ya. Bak eğer bir sorgulama şeyine gidecekse geriye döneriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta eski yöneticisi olarak söylüyorum. Deniz Bey döneminde terör örgütleriyle, terörle ilgili duruşunun hangi boyutta olduğunu herkes biliyor. Hayır, orada benim kuşkum yok. İktidar Partisi'nin mensupları, şu anda zamanınız olsa onların terör örgütüyle ilgili söylemiş olduğu cümleleri hatırlatmak bile istemiyorum. Güzel Bey. O başka bir şeydir. Ben başka Ama bir şey. Bu ülkeyi yöneten eğer bir sorun varsa, sorun da kendisinin ifadesiyle başarısızsa ana muhalefet liderinde bu bir cümle edinir, bunu sorar yani. Tamam etsin. Partinin sözcüsü çıktı, soru sordular. Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında PKK terör örgütü demedi. Terör örgütü dedi. O da dedi ki biz propaganda yapmamak için böyle konuşmuyoruz dedi. Yani bu hangisi doğru? Ya şimdi siz nereden baktığınıza bağlı. Hayır benim bakmam değil. Bak siz ben size bir şey diyorum. Şimdi mesela, siz ne güzel dediniz PKK terör örgütü. Elbette. Tabii ki hiç ona tereddüt olmuyor. Hiçbir tereddüt yok. Sayın Genel Başkanımız 13-16 şehitimizle ilgili terör örgütünü naletleyerek başladı. Tamam PKK demediği için eleştiriliyor. Onun da kendi gerekçesi var. Yani bir terör örgütünün ismini zaten kaç tane terör örgütüyle mücadele ediyoruz Allah aşkına. Bir PKK terörü var ve de DAEŞ var. Bununla FETÖ? İlgili tabii ki FETÖ bütün terör örgütleriyle. Yani bu şeyi mesela ben bunun zorlama olduğunu ben de düşünüyorum. Yani ya Kemal Kılıçdaroğlu ama böyle kelime oyunlarıyla birbirimizi sıkıştırarak ama şunu ne var eksik yani yaptı, şimdi şunu Kemal Bey çıksa desek ya PKK terör örgütüne lanet 1 milyon olsun kere desin. Söyledi ya. Desin ya. 1 milyon kere Hayır, söyledi. Hayır sözcü. Ya yarın Gülsel 1 milyon yapma. Kere daha söyletiriz. Bu konuda hiç tereddüt olmasın Hayır, ya. Hayır sizin sözcünüz biz kullanmıyoruz dedi. Biz hangisine inanacağız? Sözcü Faik Öztürk dedi. Biz propaganda olmasın diye PKK demiyoruz dedi. Efendim terör örgütlerini naletliyorsanız buna bütün terör örgütleri dahildir. Israrla birinin ismini vermek gerekiyorsa işte ismini verdim. Daha ne istiyorsunuz? Siz durumu kurtardınız mı? Efendim... Bu IŞİD Siz terör, IŞİD terör tamam. Örgütü de buna dahildir. FETÖ terör örgütü de buna dahildir. PKK terör örgütü de buna dahildir. Şimdi hani bir deyim var ya demişler ya hoca hoca demiş ki ya bu hırsızın hiç suçu yok mu? Bu terör örgütlerini saymış olduğumuz terör örgütleriyle ilgili iktidarın eksikleri yanlışları yok mu? Var. IŞİD'le ilgili saatlerce sayabilirim. FETÖ ile ilgili destan yazabilirim. PKK ile ilgili de destan yazabilirim. Geriye dönmüyoruz kardeşim. Ortada bir sorun var. Bu sorunu ortaklaşa nasıl çözebiliriz? Ortaklaşa çözmenin yolu da muhalefetiyle, iktidarıyla efendim tabii ki farklı düşüneceğiz. Ama en azından bu meselelerde terör konusunda, dış politika konusunda bir ortaklaşalım ya. Ortaklaşacak bir şey bulamıyoruz. Yani vallahi, mesela vallahi Gülsel mesela Bey, ben bir şey anlatayım. Siz hala CHP'desiniz değil mi? Orta Doğu, bakın Orta Doğu'daki bu sorunların yaşandığı dönem o komisyon heyetin içinde ben de vardım. Sayın Davutoğlu da yaşıyor, şu anda da partisi var. Suriye dahil olmak üzere Mısır, Orta Doğu'daki bütün ülkelerle Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman nasıl saldırılar oldu? Aman bir sürü, bütün bu saldırılara, bütün o hakaretlere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi komisyon ekipleri Orta Doğu coğrafyasında çalışma yaptı ve o çalışmayı 2012 yılında yapılan o çalışma dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'na teslim edildi. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu çalışmayı iktidar mensupları bir gün, tek bir gün, hadi kendilerinin zamanı olmayabilir. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin göndermiş olduğu bir rapor var. Şu rapora bir bakar mısınız demiş olsaydı bugün Orta Doğu coğrafyasında başka bir boyutta olurdu. O günkü, kulaklarını kapatıyorlar. Tamam. O günkü CHP ile bugünkü CHP aynı mı?
Aynı. Sizin döneminizdeki CHP'li bu. Aynı aynı hiçbir şey fark değişmedi etmedi. Yani. Hiç değişmedi. Hiçbir şey yok. Kişiler değişebilir, farklı düşünebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şunu bilmenizi istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ben 6 tane genel başkanla çalıştım. Sayın genel başkanımız 6.'sı. 6 genel başkan farklı argümanları olabilir, farklı iş tutma biçimleri olabilir. Ama 1923'te kurulan parti neyse bugün de aynı peki parti. Buna emin olun. O zaman devam edelim. İkinci soru diyor ki madem diyor yerel seçimlerde Abdullah Öcalan'dan mektup aldınız getirdiniz. Bir mektup da bu çocuklar için alsaydın diyor. Haklı bir soru mu? Bakın evet haklı bir soru. Ben de bu soruyu sorarım. Yani bir seçim için İstanbul'un ne olacak? Ahmet alsa ne olur? Mehmet alsa ne olur? İstanbul'un seçimi bu 13 kardeşimiz şey İstanbul'dan daha mı önemsizdi? Bu diplomatik şey kurulabilirdi. Yani nasıl ki o mektup alındı bir bilim insanı gönderildiyse tamam. O bilim bir bilim insanı daha gönderilir. Kardeşim buraya bir açıklama yap. Peki size bir soru. O bilim insanının getirdiği mektup İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin işine yaradı mı? Yaramadı. Peki. Yaramayacağı belliydi. Tamam. Stratejik bir hata zaten. Peki Abdullah Öcalan'ın mektubunu kim ciddiye almadı, kabul etmedi? Karayılan. Evet. Biz kabul etmiyoruz dedi ve evet. Hatırlayacaksın o dönemde açıklamaları da var. Biz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi için talimat verdi. Şimdi o dönemde işe yaramayan bir mektup ama sizin vicdanınıza soracağım. Yeni bir mektup için böyle yol gösterip Abdullah Öcalan'dan mektup gelseydi ve Murat Karayılan'da deseydi ki hayır. Bak. Ve o çocuklar yine öldürülseydi ne olacaktı? Şimdi biz başka bir şey konuşuyoruz. Yani ortada bir sorun var. O sorunla ilgili işte terör örgütünün lideri nasıl düşünürdü, ne yapardı? Bak, bir girişimde bulunurdu demek istiyoruz. Mektup boşa yani nasıl gelseydi, mektup işe yaramasaydı. Efendim bu mektup bir şey... Bugün o mektup işe yaramasaydı. Bu mektup işe de yarayabilirdi. Yaramasaydı. Efendim yarayabilirdi. Bakın, yarasaydı... Siz işe yarasın diye mektubu almıyor musunuz? Tamam. İşe yarasaydı diyelim. Devletin televizyonunu bu işe alet etmiyor musunuz? Devletin üniversitesinin rektörünü bu işe alet etmiyor musunuz? Bu neyle olur? Talimatla olur. Peki diyelim İktidarın ki... İktidarın talimatı olmadan bunlar olur mu? Diyelim, olmaz. Diyelim ki şimdi yarasaydı. Şimdi aldınız... Buradan bir sonuç alamadınız. Sonuç alınamamasının nerede? Çok açıktı zaten sonucun tamam. Alınamaması. Diyelim ki mektup sizin deyişinizde iki türlü düşünelim. İkisine de cevap verelim. Mektup Abdullah Öcalan'a gitti. Tayyip Erdoğan talimatıyla gittiler. Bir mektup getirdiler. O mektupta da gidip o askerlerimizi getirdiler. Bu sadece bir mektup meselesi değil. Amerika ile ilişkimiz var. Efendime söyleyeyim, biz aynı zamanda Birleşmiş Milletler üyesiyiz. Birçok şeylerimiz var. Bunların hepsi kullanılabilirdi. Onu demek istiyoruz Sayın Genel Başkanımız. Yani bu mektup meselesi bu işin bir parçası. Ya, ama bununla ilgili bunlar kullanılabilirdi. Hürsel Bey, bu mektup gelseydi, işe yarasaydı bugün Türkiye'de kıyamet kopuyordu. Sen bir askerini kurtaramadın. Hayır, gittin hayır. Terör örgütüne ağız açtın. Hiç. O mektup geldiğinde işe yaramasaydı sen gittin mektubu aldın o çocukları da öldürdün. Efendim ne derlerse bütün desinler. Bütün bunlar olurdu bakın. Bak söyleyeyim ne denilirse denilsin. Burada bir samimi soru yok yani onu söylemeye çalışıyorum. Devletin devlete emanet edilmiş 13 canın kurtulması için devletin görevlileri her türlü argümanı kullanabilir. Kim ne derse desin hikayedir. Önemli olan sonuç almaktı. Bu sonuç alınabilirdi. Öyle olurdu, böyle olurdu falan filan. Ya yani birçok şeyler kullanılabilirdi ama ne yazık ki kullanılmış mı? Peki, belki de kullanılmıştır bilmiyoruz. Bu ailelerle görüşen CHP ve HDP kendi aralarında HDP biliyorsunuz yani rahat bir şekilde şeyle görüşebiliyor yani bu terörün başındaki kişilerle rahat rahat görüşüyor. HDP ile birlikte CHP bir girişimde bulunabilir miydi? Cumhuriyet Halk Partisi girişimde bulunmuş. Hayır, şeye HDP nezdinde bu çocukları getirin. HDP nezdinde niye Cumhuriyet Halk Partisi bulunsun? Burada ortağınız, zaten bulunmuş, AK Parti kendisi bulunmuş. İttifak ortağınız. Efendim bakın, ittifak ortağı değiliz.
Orada nesiniz Allah aşkına? Siz İstanbul'u ben çok samimi olarak söylüyorum. Bak, çok samimi olarak söylüyorum. Evet. Eğer burada HDP üstünde Kürt seçmenler sorgulanacaksa, hayır. Bak o sorgulanıyor. Hiç bunun alevere şey yok. Hani alevere dalevere Kürt Mehmet nöbete. Sayın Erdoğan'ın varlık sebebi Kürt seçmenlerdir. 94 yılında Kürtlerin neredeyse %70'i Sayın Erdoğan'a oy verdi. 2. 2004 yılında biz şunu konuşalım. Hemen bir şey söyleyeyim bunu, ama bunu. HDP seçmeni de oradan HDP'ye geleceğim. Hayır, onu konuşacağız. Ben o konuya geleceğim yani. Onu özellikle bunu bitireyim, ondan sonra tamam. Onun senin konuna geleyim. Sayın Erdoğan'ın o dönem yanına yöresine bakın. Buna Altantan dahil olmak üzere birçok insanlar Sayın Erdoğan'ın ana ekibindeydi. 1999 seçimlerinde Ali Müfit Gürtün'a yine HDP'nin oylarıyla seçildi. 2004 yılında Sayın Topbaş HDP'nin oylarıyla seçildi. 2009-2014 yılında HDP'nin oylarıyla seçildi. Yani AK Parti adayları HDP'nin oylarıyla seçilince çok meşru. Nerede? İmamoğlu seçilince gayrimeşru. Hayır, nerede yani? Nereden belli bu seçim? Çok belli, çok açık, çok net. Tane tane söyleyebilirim. Sultanbeyli'ye bakabilirsiniz, Arnavutköy'e bakabilirsiniz. CHP'nin oyları nasıl artmış oran bakalım. Ben o rakamları biliyorum bak. Evet. Sultanbeyli'de birdenbire CHP'nin oyları nasıl öyle yükseldi? Evet, işte o geçmiş dönemde AK Parti'ye oy veren seçmenler doğal olarak bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy verdi. Bu son derece doğaldır. Seçmen o gün Sayın Topbaş'ı uygun görmüş, ona vermiş. Bugün de Sayın İmamoğlu'nu uygun görmüş, ona vermiş. Yani seçmen üzerinde bu değerlendirmeleri yapmak